Hani ben karar veremiyorum çünkü hepsi çok güzel. Acelemiz yok bir tanem. Hepsine bak tek tek. Hangisini beğenirsen en çok onu seçersin. Hı? Buyurunuz. Teşekkürler. Buna ne dersin? Hı? Aa, çok güzel. Hani böyle şey olur ya... masallardaki prenseslerin odalarına benziyor aynı. Sen de bizim prensesimizsin Bıdık. Yakışır sana. Tuna. Efendim? Karar vermeden bunu da bir gör. Hı? Peki. Hani bu hayallerimdekilerden daha güzel. Ya şimdi bu benim odam mı olacak? Çok teşekkürler annem. Canım. Canım. Karar verdiğimize göre artık he? Hazırlıklara başlayabiliriz. Ama önce bir şeyler yiyelim güç toplamak için. Olur. Az daha beklesek Gamze gelmek üzeredir. Hep birlikte yeriz olmaz mı? Hı? Olur. Çok aç değilsin değil mi? Zaten çok aç değilim. Tamam. Gamze teyzem gelsin öyle yerim. Tamam. Gamze şimdi mahkemeden mi gelecek? Her şey bitiyor yani. Bugün netleşecek her şey. Gel bakayım. Sen şimdi bizim kızımız mı oldun ha? Gamze güzel haberlerle gelsin. Biz de şöyle güzel Boğaz'da bir yemeğe gideriz mesela. Şahane olur. Açık havada birlikte ailece. Hepimizin ihtiyacı var bence böyle bir şey. Keşke annem de görebilseydi bugünü. Keşke. Aa, Gamze teyze. Canım. Çok teşekkür ediyorum sana. Sen benim için çok şey yaptın. Gamze. Tamam değil mi? Buyurun. Melih'i alacağım da. Memur beyler de benimle buraya kadar yoruldular ama. Hayır, pek mümkün değil artık o dediğin. Abla. İyi ki gelmişsiniz memur bey. Vallahi bakın yani benim rızam olmadan hala kızımı alıkoymaya çalışıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ne saçmalıyorsun, kızım falan değil. Yalan söylüyor. Ya biz alıkoymuyoruz turnayı. Evlat edindik, bizim kızımız o. Abla bir saniye. Haklı. Bakın. Buyurun siz karar verin memur bey. Kim yalan söylüyor? Adı Melek Yıldız. Baba adı Cengiz. Yani ben oluyorum. Benim kızım gördüğünüz gibi memur bey. Nasıl oldu ya? Gamze nasıl olur böyle bir şey? Hanımefendi lütfen zorluk çıkarmayın. Verin çocuğu. Sağ ol. Alayım ben onu. Sen yokken çok mutsuz oluyorum ben. Şimdi değil. Hadi. Bekleme yapma. Hadi, hadi. Melek. Dur kızım sana böyle ağır çanta taşıtıyorlar ya. Ver baban taşısın. Adresliğe bakar mısınız? E tabi huyunu bozuyorlar kızın. Aklını karıştırıyorlar. Buyurun memur bey.
Yoksa benim bir tanem terbiyelidir, çok saygılıdır amcası. Geç. Buburcuğum, ağlama ablam. Gel bakayım. Geçti, tamam geçti ablam. Geçti. Hiç üzülme artık, ablam geldi. Bakma, öyle içecek bir şey getir. Gel ablam bir şey. Hadi gel biz yukarı çıkalım. Gel hadi. Gel. Biz ne yapalım bakalım. Yukarıda ne yapalım? Hoppa. Hadi gel. Biz gidelim Hasan'ın bir odasına bakalım. Ne yapıyormuş, ben ne yaptım? Ben yokken ablam ne yaptın? Ne yaptın sen? İçecek bir şey yok, bir su var. Su getireyim mi? Gel. Niye evde içecek yok? Ben sana söylemedim mi o dolap boş kalmayacak diye? Niye almadın? Çünkü önce o man kafa alacak. O kafa alacak ki sen de çekeceksin, bir şeyler alacaksın falan filan. Ama bu kafanın gidik hali bizim işimize yarıyor ha bazen. Kızım sen nasıl hatırlamıyorsun ya? Attık imzaları, notere gittik, nüfusa gittik. Ha? Cevap da mı yok? Hasan'a nüfus kağıdı çıkarttın. Onu hatırlıyorum, ötekini hatırlamıyorum. Eyvallah. Kapı 1 milyon tabii. Ama olsun, böyle daha iyi oldu ha. Vallahi büyük sürpriz oldu bana. Önce bir beni. Dedim ne oluyor? Ama vallahi iyi oldu mis. O Zeynep'in yüzünü çünkü gördüm o halde. Ömre bedel. Çıkıyorum, ben işim var. Ha. Bir daha bana sürpriz yapma, tamam? Şule, aç kapıyı, konuşmamız lazım. Açamam. Şule, aç diyorum. Müsait değilim. Sen bilirsin. Yuh yani, pes. Sen ne kadar arsız bir şeysin ya. Burası benim evim. Uzatma, tedbirli olmak zorundaydım. Hem burası benim evim. Kontratı ben yaptım, kirasını ben ödüyorum. Neyse, konuşacağız. Tamam, konuşalım.
Anne. Sen odana çık. Turnacığım, ben Şule'yle konuşmaya geldim. Sen odana çık istersen, sonra konuşuruz daha uygun bir zamanda. Peki anne. Neydi bu olanlar ha? Yine mi oyun oynadın bize? Oyun falan oynamadım. Hasan'a nüfus kağıdı çıkaracağımız zaman Beli'ye de çıkarmışız. Ben de bunu unutmuşum. Cengiz hatırlattı. İyi de oldu zaten. Yanlış bir şey çünkü Meli'ye sana vermek. Nasıl? Neyi yanlış? Pardon, ben artık kafamı toparlayamıyorum da çünkü yaptıklarını da söylediklerim birbirini tutmuyor. Anlayamıyorum. Neyini anlayamıyorsun ya? Cengiz bizim dağılmamızı istemiyor. Biz bir aileyiz. Adam haklı. O ne öyle ya saçmalık? O orada, sen burada, o oraya gitti, o burada. Bu ne ya? Hadi böyle stahi, hadi herkes evli evine, köylü köyüne Zeynep, hadi. Ay Şule, nesi iyi ya? Nesi iyi? Cengiz'in umrunda mı zannediyorsun? Sen, çocuklar, onun şu kadarcık umrunda mısınız? Onun tek önemsediği şey var, para, miras. Gerçekten içim daraldı şu anda. Gerçekten kusacağım. Her şeyimi çok bilir bir insan be. Biliyorum, evet. Sen de biliyorsun aslında da kabul edemiyorsun. Cesaretin yok. Cesaretin mi yok? Sen haddini bil. Gerçekten Şule dellenecek. Dellendi mi de dellendi oluyor ha. Hadi. Tamam. Hadi haksız çıkar beni. Turnaya kalan paraya vasiyet alsın. Yani Cengiz paraya dokunamasın, onu kullanamasın. Bak bakalım o zaman ailene ne oluyor? Ben ne olduğunu biliyorum zaten. Denememize gerek yok. Şule, akıllanmazsın sen. Ne halim varsa gör. Tamam, sen bir bırak beni ki ben ne halim varsa göreyim. Allah'ım ya. Sakın vazgeçtim sanma ama. Vazgeçmedim ben turnadan. Aksine seni de karşıma aldım. Her şeyi bekle benden Şule. Her şeyi bekle. Sonuna kadar savaşacağım. Savaş bakalım. Ben geldim. Hoş geldin. Ne yaptınız ben yokken? Hiç, devirdik yattık. Canınız sıkılmadı inşallah. Yani biraz. E tabii ya, misafir gelip gittiyse eğlenmişsinizdir, güzel geçmiştir zaman. Ne demek şimdi bu? Siz daha iyi bilirsiniz Şule Hanım. Hı? Zeynep karısının kimliği bu evde ne arıyor? Bilmem. Nereden buldun bunu? Sen biraz daha düşün ya. İlla uydurursun bir şey, ha? Kızım. Sen giderken ben dönüyordum. Ne atlar karıştırıyorsunuz arkamdan? Geldi biraz tartıştık, kandırdım. Beni falan dedi. Gitti sonra işte. Ulan o zaman bana niye haber vermiyorsun? Vermedim haber, sen sinirlenme diye. Ama ben böyle daha çok sinirleniyorum. He? Kafam karıştı şimdi benim, onu ne yapacağız? İçimden bir ses diyor ki benim arkamdan başka şeyler de çeviriyorsunuz. Yok Cengiz, vallahi yok ya. Vallahi ikna olmadım. Bak. Konuşmuyorsun da. O zaman ben seni konuşturmasını bilirim. Değil mi? Cengiz, ne olur yapma ya. Vallahi bir şey yapmadım diyorum sana ya Cengiz. Cengiz, ne olursun ya. Demek öyle.
Vay. Yapma dedi sana. E yapmayayım o zaman. Ama dövme beni ya. Ha? Bana bak Bücür. Benim sabrımı taşırma. Niye? Çünkü bana zararın dokunur. Miras falan yalan olur diye, tamam mı? İkidir yapıyorsun, ikidir gülüp geçiyorum. Ama bir daha yaparsan öyle bir gülerim ki. Ama sen o gülücüyü göremezsin. Anladın mı? Akıl. Yatmaya çıkıyorum ben. Çıt çıkmayacak. Sinirlenince böyle konuştuğunu biliyorsun. Bir şey yapacağından değil de. Unutur, sabah geçer. Hepimiz kurtulsak. Tuna'nın yaşadıklarını ben de yaşadım. Aynısını. Bizim evde de her gün şiddet vardı, dayak vardı. Sonunda evden bir ölü çıktı. Dayanamadım o evde. Bir an nefes alamadım öyle Cengiz'le yan yana. Kalk git kızım dedim kendi kendime ya. Ne duruyorsun? Daha ne görmen lazım bu adamdan kopman için? Sonrasını biliyorsun işte. Çocukları kaptığım gibi sana geldim Zehra abla. İyi ettin. Çok önce gelseydin keşke. Bu kadar yorulmadan, üzülmeden. Hep sana söyledim. Kapımız her zaman açık diye. Ne zaman istersen gel, kal kızım dedim. Ama neyse, zararın neresinden dönersen kârdır. Öyle düşün artık. Kurtuldun o zalimin elinden. Ya şöyle şu telefonu açar açmaz hemen beni ara kızım. Daha fazla çıldırtmayın beni ya. Ya merak ediyorum kızım ben. Neredesiniz, kimlisiniz, iyi misiniz diye ya. Görünce hemen ara ver hadi. Nereye gitti ya bunlar? Neydi lan bu karın adı? Oy benim Nick mi diye. Bu nasıl büyüyecek Zehra abla derdim bana. Bak büyümüş işte, büyümüş de. Kardeşine bakar olmuş ya. Bakar o bakar. Anasına bile bakar. Yol gösterir hatta.
özel yazıyor. Açmaz ama. Yok, aç, aç tabii. Yani belki seni arıyorlardır ama bizi sorarlarsa yok dersin. Efendim? Ha, ya Cengiz, ben Şule'nin kocası, hatırladın mı? Ha, Şule'yi bilirim, evet. Ya sana geleceklerdi de telefonun kapalı. Ulaşamayınca bir arayayım dedim, vardılar mı? Yok, geleceğinden haberim yok. Uzun zaman oldu biz görüşmeyeli. Ha, anladım. Sürpriz yapacaktır ya. Anladım. Geldiğinde hemen beni arasın, olur mu? Söylersin. Olur. Söylerim. İyi günler. Anlamadı değil mi? Nereden anlayacak evladım? Başka kimi var ki ya Şule'nin? Nereye gidecek? Ablam çok güzeldin sen bunu. Ne güzelmiş çarşafın rengi. Pazarda. Sana da alırız bir takım. Hele bir evinizi bulalım önce. Sakın yanlış anlama. Başımın üstünde yeriniz var. Şu evin için çocuk sesiyle doldurdun ya. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Ben sen kendi düzenini istersin diye öyle ev mev dedim. Hem fena mı olur? Yine yakınında otursan. Ben her gün şunları böyle ısırsam, mıncıklasam. Uy, ben yerim. Hamdi yerim. Hasan çok hoşuna gitti. Gitmez mi? Ben seni de severdim böyle. Sen daha tombuldun tabii. Bıngıl bıngıldı bacakların. Ben de senden daha mı tombuldum? Hasan ne ki? Belim kopardı seni taşırken. Ah ah. Az koşturmadı bu anacığın seni büyüteceğim diye. Bebekken daha kolay oluyordu Zehra abla. Melek artık beni beğenmiyor. Yok canım. İnanma. Ben sana su getireyim. Çok hırpalandık Zehra abla. Çocuklar da oradan oraya savruldu benim yüzümden. İyi ya. Durulursun artık burada. Asma güzel yüzün. Komşudur. Geldim, geldim. Buyurun. Şule burada mı?